Türkiye Oda TV'nin haberini konuşacak, emeklilere kötü haber. 3 temel gerekçe. 2024 emekli zam oranı belli oldu. %37.57 zam alması beklenen emeklilerin ek zam talepleri ise suya düştü. Enflasyon farkı dışında refah payı ve seyyenen zamma ekonomi yönetimi sıcak bakmıyor. Sendika çevreleri, ekonomi kurmaylarının 3 ana gerekçeyle tedirgin olduğunu kaydetti. Emeklilerde oluşan seyyanen zam ve refah payı beklentisine karşın Oda TV'nin sendika çevrelerinden edindiği bilgilere göre ekonomi yönetimi emeklilerin ilave artış taleplerine sıcak bakmıyor. Bu çerçevede emeklilerinin bekledikleri refah payı gibi ilave artışlar gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Bunun sonucunda emeklilerin bekledikleri enflasyon farkı haricindeki maaş artış hayali de suya düşmüş görünüyor. 3 Temel Gerekçe beklenen zammın yapılmaması noktasında ekonomi yönetiminin 3 temel gerekçesi bulunuyor. Bunlardan ilki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri konusunda henüz yaraların sarılması süreci devam ediyor. Öte yandan Türkiye'nin çevre ülkelerinde sıcak çatışma bölgeleri var. Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar hala sürüyor. Bir diğer konu ise ekonomideki bütçe açığı Buna göre bütçe açığını 2.7 milyona düşürme hedefi bulunmasına karşın neredeyse 3 trilyon liraya yatırmanma ihtimali bulunuyor. Ekonomi kurmaylarının bu sebeplerden ötürü tedirginlik yaşadığı belirtilirken geçen sene seçim nedeniyle çok yüksek artışlar sağlanması, EYT ile emekli sayısında büyük artış yaşanması ve yapılması planlanan yatırımları alan kalmaması da konuşulanlar arasında. Bütçenin %45'inin bu sene emekli, çalışan ve SGK'ye aktarılacağı ve bunun sürdürülemez olduğu da ekonomi yönetiminin üstünde durduğu konulardan biri. Seçim ekonomisinin ülkeyi bataklığa sürükleyeceği görüşü ve ekonomide rasyonel zemine dönülmesi gerektiğine yönelik çaba, beklenen seyyanen zamlar konusunda geri durmanın sebepleri arasında yer alıyor. Tüm bu gelişmelere karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ile Hazine ve Maliye Bakanlığının aksine bir görüş belirterek, seyyanen zam ve refah payı iyileştirmesi konusunda emeklileri sevindirecek bir karar alması da beklentiler arasında. Ne olmuştu? Memur ve emeklinin merakla beklediği Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre TÜİK Aralık ayında yıllık enflasyonun %64.77 olduğunu duyurdu. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı da %37.57 olarak hesaplandı. Hesaplamalara göre Temmuz ayında %25 zam alan Bağkur ve SSK emeklileri 2024 yılının Ocak ayından itibaren refah payı ve SYAN'ın ödemeler gibi ilave zamlar haricinde %37.57 oranında enflasyon farkı alacak. SSK, Bağkur emeklileri ile memur emeklileri arasında 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu. SSK ve Bağ-Kurlular için refah payı başta olmak üzere seyyanen zam ve kademli zam formüllerinin masada olduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir çalışma hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığına sunacağına dair iddialar gündeme geldi. En düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılması sonrası daha fazla prim ödemiş olmalarına rağmen bu seviyelerde maaş alan emekliler aleyhine bir durum oluştuğu belirtilirken, SSK ve Bağkur emeklileri arasında seyyanen zam, 11-12 puanlık bir refah payı artışı şeklinde bir beklenti oluştu.